Acemler kaçak dövüşmeyi adet edinmiş. Her fırsatta şehirlerimize baskın yapıp kaçıyorlar. Artık sabrımız taştı. Şah Safi'ye bir ders vermenin vakti geldi de geçiyor. Allah'ın izniyle Bağdat'ı fethedelim. Şah Safi kaçacak, delik arayacak kendine. Ciğerini bilirim ben onu. Bağdat valisi Bektaş Han'a güveniyor. Keşke gelse de askerlerin başında dursa. Nerede o yürek? Yoksa sen şu meşhur Emir Güney misin? Safavi Hanedanı'nda. O seneler evveldi. Artık o bana sadık, benim bir paşam. Çetin bir cenk olacağı aşikar. Biz bu istikametten saldıracağız. Siz Dicle Nehri'nin diğer tarafından buradan saldıracaksınız. Böylelikle Acem'i kıskaca alacağız. Kaçacak hiçbir yerleri olmayacak. Nedir vaziyet hekimbaşı? İlaçlar işe yarıyor hünkârım. İnşallah daha iyi olacaksınız. Hala. Valide Sultanımızın namı Hindistan'a kadar yayılmış. Şahı Cihan paha biçilemez bir hediye seçmiş. Öyle. Validem burada dahi yalnız bırakmıyor beni. Kendini hatırlatıyor. İstersen senin olsun kemer. Fakat hünkârım. Valide Sultanımıza başkanam gerekmez. Hünkârım bağışlayın, rahatsız ediyorum. Şehzade İbrahim Hazretleri. Yok. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Hünkârım. Herkesi sorgu sual ettik. Ağalar yemin verdiler. Şehzademizi çadırdan çıkarken kimse görmemiş. Hünkârım. İbrahim. Ne yapıyorsun burada? Ben uyuyordum abi. İbrahim, uzat elini kardeşim. Niye burada uyuyorsun İbrahim? Niye yatağına yatmıyorsun? Bir tek burada iyi hissediyorum. Sadece burada uyuyabiliyorum. Yoksa gölgeler geliyor. Rahat vermiyorlar.
Sinan Paşa. Signor Foscarini, epey geç kaldın. İnşallah bir aksilik yoktur. Demek bana ihanet ettin. Sinan Paşa. Sultanım. Bu kadar kolay kaçabileceğini mi sandın? Adamın Yakup elimizde. Her şeyi itiraf etti. Artık kim olduğunu biliyoruz. Biraz geç olmadı mı sultanım? Ne bekliyorsun? Seni takdir etmemi mi? Sen de her hain gibi er yahut geç cezanı çekeceksin. Beni suçluyorsunuz. Fakat siz de masum değilsiniz. Sultan Murad'ın felaketine giden yolda suç ortaklarıyız. Hünkâr oğlunuzun ölüm emrini vererek günaha bulaştınız. İbrahim'in çukurdaki hali gözümün önünden gitmiyor Yusuf. Yoksa o da meczup amcam Mustafa gibi. Hekimlerimiz muayene eder. İnşallah bir çaresini bulurlar. Fakat nasıl desem? Çekinme Yusuf, söyle. Şehzademiz için bir çare yoksa eğer, bu Erşed olmadığı anlamına gelir. Ki her şey değilse tahta hiçbir zaman çıkamaz. Hünkârım, rahatsızlık vermek istemezdim lakin payitahttan mektup var. Mühim olabilir. Kimdi? Sinan Paşa. Demek başından beri aradığımız hain senmişsin. Şimdiye kadar başımıza gelen isyanlar, felaketler, yangınlar hep senin yüzündenmiş. Fakat artık yetti. Artık hanedanıma ve devletime zarar veremeyeceksin. Beni gafil avladınız. Kaçacak bir yerim yok. Ama bilin ki içim rahat. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kapanması gereken bir hesabımda. Ben Gülbahar Sultan'ın ve Beyazıt'ın intikamını aldım. Beni öldürürsünüz. Benim için her şey son bulur. Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız? Sultan Murat ölmekten beter edecek sizi. Hünkârım, evvela arz etmek isterim ki tüm bunları size yazmaktan hicap ve üzüntü duyuyorum. Valideniz Kösem Sultan size yaptıkları bir yana, yarım bıraktıkları işi tamamlamakta kararlılar. Hekimbaşı Emir Çelebi ile anlaşmışlar. Size şifa diye verdikleri aslında zehir. Valideniz sizi öldürmek istiyor.
Hekimbaşınız Emir Çelebi'nin size verdiği ilaçları tetkik ettim. Netice? Ne yazık ki söylenenler doğru. Hastalığınıza şifa olacak ilaçlar değil bunlar. Emir Çelebi beni öldürmeye çalışıyor yani, öyle mi? Hünkârım, günahına girmek istemem. Lakin vaziyet ortada. Emir Çelebi ağrılarınızı dindirmekten gayrı hiçbir şey yapmıyor. Yasef Efendi, bu aramızda kalacak. Zinhar, kimse bilmeyecek. Emredersiniz hünkârım. Sinan Paşa haklıymış. Validem beni öldürmeyi kafasına koymuş. Bir annenin evladından vazgeçmesi ne acı. Lakin bu ilk değil hünkârım. Kaderin cilvesi. Bir zamanlar Bağdat'a hükmeden Hacı Duran Sultan da aynısını yapmış. O da iktidar için oğlu Musa'dan vazgeçmiş. Hacı Duran Sultan. Bağdat hükümdarı Mehdi'nin zevcesi. Yemenli. Güzelliğiyle baş döndüren, hırslı, tutkulu bir kadın. Kocasının ölümüyle birlikte iki çocuğuyla dul kalır. Tahta oğlu Musa'yı geçirir. Musa henüz çok gençtir. Devlet işlerine akla ermez. Ve böylelikle tüm dizginleri ele geçiren Hacı Duran Sultan'ın mutlak saltanatı başlar. Ta ki Musa büyüyüp hakkı olan iktidar gücü isteyinceye dek. Öyle mi? Musa annesine devlet işlerinden uzak kalmasını tembih eder. Yasaklar koyar. Lakin oğlunun emirleri, yasakları Hacı Duran Sultan'ın umurunda olmaz. Dahası kendisine meydan okuduğunu düşündüğü için oğlu Musa'ya büyük bir kin güder. Onu düşman beller. Ve kararını verir. Musa'yı indirecek. Yerine parmağında oynatabileceği diğer oğlu Harun Reşid'i geçirecektir tahta. Musa tehlikenin farkındadır. Annesinin aklını okur. Neyin peşinde olduğunu tahmin eder. Bunun önüne geçebilmek için kardeşi Harun Reşid'i veliahtlıktan azledip yerine kendi oğlu Cafer'i tayin eder. Lakin geç kalmıştır. Hacı Duran Sultan çoktan harekete geçmiştir. Ve ne yazık ki Musa'yı öldürüp emeline ulaşır. Yani kıssadan ise hünkârım, o zavallı Musa'nın firavunu validesiymiş. Ben senelerce firavunu kendim bildim. Bu sebeple kendimle savaştım. Kendimle kavga ettim. Fakat doğru.
Gerçek gün gibi ortada. Ben Musa'ysam, benim Firavun'um, validem, Kösem Sultan. Yusuf, bil ki validem Hayzuran Sultan'ın tattığı o kanlı zaferi tadamayacak. Zira ben Musa olmayacağım. Hünkârım, bir şeyiniz yoktur inşallah. Afiyette misiniz? Afiyetteyim, afiyetteyim. Satranca meraklısın demek. Zihnimi dinç tutuyor. Geç bakalım, görelim hikmetini. Karşımdaki Adem oyunu yeni yeni öğreniyor. Benim için kolay bir lokma. Mat etmek üzereydim. Arzu ederseniz baştan başlayalım. Öldü derlerken dirildim ben Emir Çelebi. Evelallah bu oyunu çevirmesini de bilirim. Satrançta ilk evvela piyadeler hareket eder. Zira onlar öndedir. Lakin malumun, savaş şahlar arasında geçer. Elbette hünkârım. Öyledir de, piyadeler olmadan da savaş kazanılmaz. İşte bunu doğru söyledin Emir Çelebi. Piyadeler kah zafere götürür, kah ölüme. Tıpkı senin gibi. Şah mat. Af buyurun hünkârım. Ben ne yaptım? Neyle itham ediyorsunuz? Bilmeden bir kusur mu işledim? Bre melun! Soruyor musun bir de? Aylardır bana şifa olacağın yerde yanlış ilaçlar verip beni daha beter eden sen değil misin? Haşa hünkârım. Meğer ağır ağır beni öldürmekmiş senin niyetin. Üstelik validemden almışsın emri. Öyle mi? Haşa hünkârım. Yalan, iftira atıyorlar. Yalan, külliyen yalan. Hünkârımızın yasağına rağmen afyon içtiğinde mi yalan? Şimdi Emir Çelebi, tek tek bunları yutacaksın. Yapmayın hünkârım. Merhamet edin, bağışlayın beni. Af yok. Merhamet de yok. Emrediyorum. Hepsini tek tek yutacaksın. Anlaşıldı. Kurtuluş yok. Bu size şifa olacak ilaç. Bununla senelerce yaşardınız. Lakin benimle birlikte sır olarak kalacak, toprağa gidecek. Remelun! Sen kimsin? Sen kimsin de? Bana ömür biçer. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ne sana, ne senin ilacına. Ben yalnızca Rabbime güvenirim. Ona sığınırım. Ondan medet umarım.